Geldik böyle bir otele, etinden, sütünden, bütün masajından faydalanacağız değil mi? Hamamından, suyundan. Masaj merkezimize hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim, burada verdiğimiz masaj hizmetimiz vücudunuzdaki tüm enerji merkezlerinizin dengelenmesini sağlar ve kaslarınızda oluşan gerilmeleri giderir. Enerji seviyenizi yükseltmeye ve dengelemeye amaçlayan harika bir uzak doğu masajıdır bu. Evet. Çok güzel. Ben uzak doğu masajı alayım bir tane. Ben normal masaj alayım. Hay hay. Siz lütfen odanıza geçin, üzerinizi değiştirin. Arkadaşım birazdan size yardımcı olacak. Öyle mi? Ben ne kadar hanım kızmışım aşağıda. Ama şimdi hanımefendi anlattı, öyle bakma bana belertti belertti gözlerini ya. Bunlar hep tamamen vücudun dengesini şey yapmak açısından değil mi? Aynen. Ben bozacağım senin dengeni birazdan. Bunlar ne? Taş mı bunlar? Bunlardan ben iki tane alayım. Öyle ol. Merhabalar. Ne yapacaksın? Ovalayacak mısın? Şimdi nasıl? Birader sen yolunu şaşırdın galiba. Hop. Alo, kime diyorum ya? Burayı biz şey yap dedik özel. Ah! Alo, bana bak ya, renime dokunayım deme sakın ha. Aa, niye ya? Sana güzel güzel kızlar dokunca sağlık ve denge için oluyor da bana dokunca olmuyor mu sağlık ve denge için? Konuyu çarpma. Ah, Allah'ım sen de ne kuvvetliymişsin. Konuyu çarpıtma. Dokunma diyorum ya, ya renime. Alo! Ayol, dokunmadan nasıl yapacağım tatlım? Kız rahatlamaya gelmiş. Şöyle güzel bir masajı hak ediyor. Mi şekerim? Kesinlikle. Sen şimdi kendini benim sihirli ellerime bırak. Bırakma, bırakma sihirli ellerimi. Tamam, vazgeçtik ya. Sen git bırak, değişin, değişin. Sen bana gel, bana yap bakayım nasıl sihirliymiş sihirli eller. Ablacığım, ablam sen geç. Görüyor musun kız? Bana talepler arttı. Evet. Sen çekil durun şurada. Sana bayağı talep var şu an. Gel bakayım. Geldim şekerim. Şimdi baksana ne masajı yapacağım. Ne masajı yapma bana. Tamam vazgeç, vazgeç. İstemiyorum ben masajı. Hamama gireceğim. Vallahi bırakma. İntikam mı alıyorsun lan? Paramızla rezil oluyoruz ya. Kuvvetliyiz bak. Sağlık, sağlık, sağlık. Sağlık. Kımıldama. Ben bırakacağım lan. Ben sana ne güzel masajlar yapacağım. Nasıl geçti Cemre? İyi, yaptım işte bir şeyler. Ben size inanıyorum. Kesinlikle siz kazanacaksınız yarışmayı. Biz kazanacağız. Hadi gidelim. İyi günler, iyi günler. İzcilikte önemli kural hayatta kalmaktır. Sayende biz hayatta kalamayacağız ama. Ne münasebet. Bu ateş birazdan yanacak. İzci sabırlıdır. İzci... Of. Yine başladı. Hanımefendi lütfen dikkatinizi bana verin. Veremiyorum. Açlıktan midem kazındı. Az kaldı. Bu ateş yansın. Memo Bey de çekirgeleri getirsin. Bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. İyi, çekirge mi? Ben hayatta yemem. Yemeyeceksiniz zaten. Bu havada çekirge mi olurmuş be? Olmaz mı? Hadi yakacak. Az kaldı. İzci sabırlıdır. Aha! Ah! Yandı! 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 Oğlum! Elinde vur, elinde! Atar abi! Kendisi. Çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? Ağaçın arasında bir şey gördük. Ne gördünüz? Bilmiyoruz ki. Çalılardan bir ses geldi. Gittik baktık, hiçbir şey yok yani. Çalılarda bir ses var. Bilmem ki gerek var mı şimdi? Yoksa sen korkuyor musun? Yok canım, ben korkar mıyım?
izci, cesurdur. İzci, savaşçıdır. Tamam hadi gel gidelim. Hadi hadi hadi. Bakalım mı diyorsun? Evet hadi gel bakalım. Tamam bakalım. Ne yapalım? Gidip bakalım bari. Orası mı? Hadi çocuklar. Gel. Bu tarafta. Nerede ne tarafta? O taraf. Korkma, korkma, korkma. Dal kırdım, dal. Yok, ben emniyet amaçlı diye. Bir izci güvenliği her zaman sıkı tutmalıdır. Yürüyün. Oh, bir şey kapatadı sanki. Nerede? Bir şey var orada. Bence burada bir şey yok. Tamam ya, korktuysan yürüyün dedim, kılı kuyruk. Asla. İzci... Cesurdur. Aferin. Gittiğin yoldan dönmez. Yürüyün. Orada bir şey var. Nerede? 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 Korumacı! Ben korumacı! Tamam, tamam, sakin. Korumacı! Tamam, sakin. Korumacı! Tamam, sakin. Nerede? Hayvan! Tamam, sakin. Sakin, sakin. Ayı kardeş. Hadi bakalım benim güzellerim. Dikkatli olun. Mümtaz dedeyi üzmeyin, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım Çiğdem. Bir. Kolay gelsin Hidayet amca. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çocuklar. Sana da kolay gelsin Küheylan. Bak sizi tanıdım çocuklar, gördün mü? Görüşürüz Küheylan. Geldin bu tarafta. Of be! Ya iki gün ne çabuk geçti ya. Ay bu Onur Bey de iyi hoş adam da bu balayı konusunda biraz pinti çıktı ya. Aa ne kadar ayıp ya Osman. Adam sayesinde hiç yoktan iki gün tatil yaptık. Aman iyi sen de hiç toz kondurma adama. Ben acayip acıktım yalnız ya. Hadi bir kıymalı börek yapsan da şöyle yesek çayın yanında. Vallahi bundan sonra hayat müşterek Osman. Eğer acıktıysan, börek yemek istiyorsan gelirsin benimle mutfağa. Birlikte yaparız böreği. Nasıl ya? Ama ben yani o kadar direksiyon salladım, yol yaptım yani. Sen bütün yol boyunca uyudun yan koltukta. Börek istiyorsan mutfağa geç Osman, ben geliyorum hadi. Hadi. Yatak odasına geç sen. Börek istiyorsan mutfağa geç. Ay. İş mi olur ama ya ben? Ne güzel bir uygulama bu. Evet. Aynısı Amerika'da da yapılıyordu. Terk edilmiş köpeklere eğitim verip görme engelli insanlara yardımcı oluyorlar. Böylece köpekler de yuva bulmuş oluyor tabii. Peki sizinkiler izin verecek mi bu duruma? Bilmiyorum ki. Direme sormam lazım bu konuyu. Öyle bir deden olduğu için çok şanslısın. Benim annem hayatta izin vermez. Can. Efendim öğretmenim. Matematik şampiyonasında dereceler belli oldu. Sonuncum neymiş? Bunu müdür yardımcı söyleyecek sana. Kesin birinci olmuşsundur. Yok ya. Öyle bir şey olmaz. Hadi Can. Müdür yardımcımız seni bekliyor. Öp be. Ya bu ne biçim eziyettir kızım ya. İşkenceye döndü resmen. Yok mu bunun bir kolayı ya? Yani mutfak robotu almak lazım aslında ama biraz pahalılar. Pahalı mı? Allah Allah. Soğan doğrayacak robot ne kadar pahalı olabilir ki yani? 1000 ile 2000 lira arası. Çüş! Oha! Ne yapıyor? Robocop'u mu getiriyoruz yani? Ya dalga geçme Osman. Sadece soğan doğramıyor tabii ki. Her şeyi yapıyor. Ne iyi olurdu be bir tane robotumuz olsaydı. Onur Bey bize balayı alacağını mutfak robotu alsaydı keşke. Hulusi babamın verdiği paralar da bitti. Nasıl yapsak acaba ya?
abi çok eğleneceğiz, dur merak etme.